Bu projemiz 40 dilim projesi. 40 dilim Laçın arası. Toplam 6 tane tünelimiz var. T1, T2, T3 ve ikişer tüpten oluşuyor. T1, T2, T3 geliş tüpleri ve aynı şekilde gidiş tüpleri. Bu tünellerimizin bu yan bağlantı yollarıyla bir alakası yok. Bu yan bağlantı yolu iptal olmayacak. Devam edecek tekrar. Çünkü bu eski yol gelip burada bizim tünelin giriş ve çıkışlarına bağlantı yollarıyla tekrar bağlanıyor. Projenin süresi belirlenen süre normal şartlarda 1050 gün. 1050 gün süre içerisinde bitirip teslim edeceğiz. Aksi bir durum olmadığı sürece. Tünellerimiz karayol tüneli olup iki gidiş, iki geliş. Çift şeritlidir. T1 tünelimiz 1350 metre. T2 tünelimiz 1150 metre ve T3 tüneli 1580 metre. Ve buna ikişer tüp. Aynı kilometrelerin bir de gidiş şeklinde olacaktır. Laçın 40 dilim arası kaç kilometre olacak toplamda? Toplam 4180 gibi tam kilometre. Yaklaşık olarak 4200 metre. Yaklaşık olarak 4200 metre olarak projelendirilmiştir. Tünellerin yüksekliği de 9 metre ve genişlikler 10 metre olarak yapılacaktır. Nihai kaplamadan sonraki mevcut durum. Mevcut durum. Gerçekleşmesi dahilinde 40 dilim yani Laçın arasına sunulmuş olan güzel bir hizmettir. Bu hizmetin vatandaşa hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Güzel bir hizmettir yani. Şu anda tünellerin delme işlemine başlamış durumdayız. Görüldüğü gibi sağ ve sol tüplerimiz mevcut. Tünellerde şu anda 16-17 metre gibi ilerleme kat etmiş durumdayız. İlerlememiz devam ediyor. Aynı zamanda alt geçidimiz 6-12 olan trafiğin akışını alttan verip üstte çalışmalarımızın daha rahat olması ve emniyetli bir trafik akışının olması için 6-12 alt geçidimiz var. Bunun imalatı devam etmekte. Yan yollarımızın da zaten şevleri yapılmış durumda. Yolumuzu tamamlayıp bağlayıp tali yoldan verip biz de üst yolda çalışıp tünel ilerlememize devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, şu anda 40 dilim tünel tüplerinin çalışmalarının yapıldığı Laçın girişindeyim. Sizler için buralara kadar gelip tünel çalışması hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. Tünel tamamıyla animasyonda da karayollarının yayınladığı gibi 3 gidiş 3 geliş yani ikişer şeritten 6 tüp olacak. Şu anda Laçın girişindeki şantiye sahasındayım. Bu alandaki çalışmalarla ilgili sahada gezerek bu şantiye şeflerinden arkadaşlarımızla sizler için bilgileri devredip topladık. Ve burada da sizlere bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Arkamda görmüş olduğunuz iki tüpün ağzı yaklaşık 20 metre kadar ilerledi. 3 yıl gibi bir sürede tünelin tamamı kavşaklarıyla ve viyadükleriyle alt geçitleri, üst geçitleriyle bitirilerek teslim edilmesi planlanıyor. Tabii herhangi bir aksilik, teknik bir sorun olmadığı sürece
arkada görmüş olduğunuz beton dökülen köprü sahası yoldan trafiğin rahatlatılabilmesi için ve inşaat sahasındaki arkadaşların rahat çalışabilmesi için bir alt geçit yapılıyor. Daha sonra bu yola bağlantı köprüsü olacak ve trafik akışı rahat bir şekilde verilecek. Şu anda zaten trafik buradan verilmesinin sebebi altta servis yolunun, küçük laçin diye tabir edilen kısımdan geçen servis yolunun üzerinde bazı çöküntülerin meydana gelmesi neticesinde bu yolda bozulmalar olmuş. O yolda gerekli tadilat çalışmaları için şu anda bir takım yenileme çalışmaları yapılıyor. Ona buradan da trafik kontrolü bir şekilde veriliyor. Evet, yıllardır Kızılırmak Havzası'nda yer alan ilçelerin ve köylerinin insanlarının özlemle beklediği bir çalışmaydı bu. Benim çocukluğumdan beri insanlarımız hep burayla dertlenir, hep burayla sızlanırlardı. Bu Kırkdilim bölgesi nice canları bizden aldı. Bir türlü çözüm üretilemedi. En son bundan 5-6 yıl öncesi yapılıp hayata geçirilen genişletilmiş yol bile bir çözüm olmadı. Çözüm neticede tünel oldu. Bu tünelde artık inşallah bu bölgenin insanından ferahlatır. Yaklaşık ben 50 yıldır demeyeyim de 45 yılını rahatlıkla biliyorum. Hep 40 dilim bize bir sıkıntıydı bu bölge insanına. Bölge insanı da bilir ki 5 tane ilçeyi il merkezine bağlayan bir yol ve sürekli bölge insanına ızdırap veren bir yol. Şu anda hem tünel çalışmasıyla hem de gidişli gelişli çift şerit yol çalışmasıyla bu sorun ortadan kaldırılmış olacak ve bölgemizin insanı da rahat bir ulaşım sağlayabilecek. Buradan bizi izleyen tüm hemşehrilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Kızılırmak TV YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoların devamları için bu bizim için gerekli. Sizden abonelik ve beğenme konusunda desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.